11. Lem'a Mirkatü Sünnet ve Tiryak-ı Marazıl Bid'a. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'ekum Resulüm min enfusikum azizun aleyhi ma'anittum harisun aleyküm bil müminine raufur rahim. Şu ayetin birinci makamı Minhacü Sünne, ikinci makamı Mirkatü Sünnedir. Fe in tevellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah. Bu iki ayeti azimenin üstte de bir ayet ifade edildi. Üç tane ayeti azimenin yüzer nüktesinden 11 nüktesi icmalen kısaca beyan edilecek. Ayetlerin mealini şöyle bir hatırladığımızda, birinci ayette diyor ki: ey insanlar, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiş ki o müminlere çok düşkün, çok şefkatli, çok merhametlidir diye Raufur Rahim diyerek Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıflarını bize öğretiyor. Onun bize karşı ne kadar şefkatli olduğu, ümmetinin derdiyle ne kadar dertlendiğini Rabbimiz ayet-i kerimede bize öğretiyor. Bir diğer ayette de eğer diyor insanlar senden sırt çevirecek olurlarsa, anlattığın iman hakikatlerine karşı lakayt kalırlarsa, de ki Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Ben ona tevekkül ediyorum. Yüce Arş'ın Rabbi de odur diye. Bir diğer üçüncü ayette de Al-İmran suresinde geçen bir ayet, diğerleri Tövbe suresinde geçiyor. Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız Habibullah'a uyun ki Allah da sizi sevsin. Ayet çok açık ve net bir şekilde Allah'a olan sevgimizdeki ciddiyetimizi bununla nazara veriyor. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız, sevdiğinizde iddialıysanız, ciddiyet sahibiyseniz Habibullah'a uyun ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Birinci nükte, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş. Hadis-i şerifte buyurmuş ki: men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecrün mi'eti şehid. Yani fesadı ümmetim zamanında, ümmetimin fesada gittiği zamanda kim benim sünnetime temessük etse, kim sünnete yapışsa, hayatını sünnete göre yaşasa, sünnet nedir Murat abi? Peygamberimizin hayatını örnek almaya sünnet-i seniye deniyor değil mi? Kim ahir zamanda İslam'ın ve sünnetlerin yaşanmasının zorlaştığı bir zamanda uydum kalabalığa demese, rotasını çevirip Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alarak yaşasa 100 şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Ben ilk lemaları okuduğumda buraya geldim, dedim herhalde yanlış anlıyorum. Bir daha okudum, bir daha okudum. Bu sefer dedim ki bilenlere sorayım. Hakikaten yani 100 şehit sevabı nasıl olur diye insan bazen zihnine sığdırmakta zorlanabiliyor. Çünkü şehit olan bir insan bir anda büyük bir fedakarlık gösterip Allah yolunda canını feda ediyor. Peki ahir zamanda sünnete göre yaşarsan diyor, 100 şehit sevabı vereceğim diyor Cenab-ı Hak. Peygamberimizden aldığımız haberle. Yani şehit olmak basit bir mertebe mi ki ahir zamanda hayatını sünnet-i seniyeye göre yaşarsan 100 şehidin sevabını alacaksın diyor. Şehit olan insan bir anda büyük bir fedakarlık yapıyor, canını veriyor ama hayatını hayat boyu istikametle sürdüren, her gün belki Allah katında bir şehit sevabıyla mukayese edilecek büyük bir duruş sergiliyor. Günahlar bütün cazibesiyle davet ederken, ahir zamanın sefaheti ve haramları insana süslü görünürken, insanın sağlam bir iradeyle onlara tenezzül etmemesi, onlara tevessül etmemesi, rağbet göstermemesi Allah katında öyle bir değer kazanıyor ki Cenab-ı Hak hayatını böyle istikamet üzere geçiren gençlerle iftihar edermiş. Hadis-i Kutsi'de Peygamberimiz ifade ediyor ki Allah buyuruyor ki ey benim için
günahları terk eden ve istikamet üzerinde yaşayan genç, sen benim katımda bazı meleklerim gibisin diyor Allah. Şimdi Allah katında insanın belki elmas denecek bir değeri varken, insanın tenezzül ettiği haramlar, günahlar, nefsin bu işte süfli arzu ve hevesleriyle kendisini elmastan kömür mertebesine düşürebilir yani. 13. sözde geçen bir ifadeyle erradi bi zarari la yunzeru leh, yani zarara kendi rızasıyla gidene merhamet edilmez çünkü layık değildir. Kaidesini hak edecek bir noktaya da gelebilir. Ama Cenab-ı Hak insanı madem elmas kıymetinde yaratmış, elmas özelliğini muhafaza etse ahirette ona göre bir derece alacak yani. Ahir zamanda kim sünnet-i seniyeyi esas alarak yaşasa 100 şehidin ecrini ve sevabını kazanabilir. Zamanın dehşetinden dolayı. Evet, sünnet-i seniyeye ittiba, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı örnek almak mutlaka gayet kıymetlidir. Ta asr-ı saadetten bu asra kadar 14 asırdır, her asırda peygamberimize örnek almak kıymetli. Bütün Müslümanlar için. Fakat hususan özellikle bid'aların istilası zamanında, yanlışların toplumu sardığı bir zamanda sünnet-i seniyeye ittiba etmek daha ziyade kıymetlidir. Mesela bir normalde İstanbul'daki bir karakolda askerden nöbet tutmak var. Bir de hudutta, sınırdaki bir karakolda tehlikenin olduğu yerde nöbet tutmak var. Onun alacağı sevapla İstanbul'un mesela diyelim ki bir ilçesinin bir karakolunda rahat şartlar altında bir askerin tuttuğu nöbetin sevabı aynı olmuyor, değil mi? Onun gibi tehlike yükseldikçe insanın elde edeceği manevi fazilet ve sevap da yükseliyor. Hususan özellikle fesad-ı ümmet zamanında, ümmetin fesada gittiği bir zamanda sünnet-i seniyenin küçük bir adabına müraat etmek. Ümmetin fesada gittiği bir asırda sünnet-i seniyenin küçük bir adabını bile yerine getirmek ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Yani netice veriyor. Bakın ahir zamanda insanların sünnete ittiba etmeyi, İslami hayatı yaşamayı, İslami hayatı yaşamaktan uzaklaştıkları bir zamanda küçük bir sünneti bile yerine getirmek ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı netice veriyor diyor. Mesela aşağıda onun örnekleri var. Küçük bir sünneti bile yerine getirmek nedir? Mesela su içerken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl su içtiğini düşünerek onun yaptığı gibi yapmak. Mesela sağ elinle tutmak, besmele ile başlamak, oturarak içmek, sonunda elhamdülillah demek, 3 yudumda içmek. Mesela bunlar en belki temel sünnetlerdir insanın hayatına ait. Ama küçücük bir sünneti bile ahir zamanın dehşeti içerisinde diyor yerine getirmek en temel sünnetlerden olduğu halde öyle basit bir mesele olmuyor. Bu bile kuvvetli bir imanı gerektiren bir mesele oluyor. Yani eski zamanlarda bir bardak suyu sağ elle tutmak, oturarak içmek, besmeleyle içmek toplum içerisinde kuvvetli bir imanın göstergesi olarak kabul edilmiyordu belki. Bu en temel sünnetleri herkes yerine getiriyordu zaten. Şimdi hakikaten bir adam bardağı sağ elle tutuyorsa, böyle bir düşünseniz, besmele ile başlıyorsa, sonunda elhamdülillah diyorsa, biz diyor muyuz bu adam dindar bir adam? Diyoruz değil mi? Bak, en basit bir sünneti yerine getirmek ahir zamanda kuvvetli bir imanı gerektiren bir mesele olmuş. Eski asırlarda bu kuvvetli bir iman göstergesi değildi. Çünkü toplumun en avam tabakasına kadar herkes sünnetlere uyma noktasında büyük bir cehd ve gayret içerisindeydi. Ama işte asrın insandan aldıkları, götürdükleri o kadar çok ki küçük sünneti bile yerine getirmek insanların zihninde vay be bu dindar bir adam
demeye sebebiyet verecek bir noktaya ulaşmış. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelere buyurmuş, siz öyle bir zamanda yaşıyorsunuz, emredilenin onda birini terk etseniz helak olursunuz. Ahir zamanda gelecek olanlar emredilenin onda birini yapsa kurtulur. Bak, onda birini yapsa kurtulur. Sağ elle suyu içse, besmele çekse diyoruz bu adam dindar bir adam. Yani insandan bu kadar şeyi koparıp götürmüş ahir zaman. En temel sünnetlere sarılan dindar adam statüsü kazanıyor zihinlerde. Ne diyor? Sünnet-i seniyenin küçük bir adabına, en temel meselelerine bile ittiba etmek ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı gerektiriyor. Bunu artık bu zamanda yapmak basit olmuyor yani. Bu da zorlaşmış. Doğrudan doğruya sünnete ittiba etmek Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı hatıra getiriyor. İçtiğim bir bardak sudan peygamberimiz gibi yaptığım zaman demek ki onu aklıma getirmiş oluyorum. Peygamberimiz böyle yapıyordu diyorum. Onun yaptığı gibi yapmaya gayret ediyorum. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı hatıra getiriyor. O ihtardan o hatıra bir huzur ilahi hatırasına inkılap eder. Peygamberimizi hatırlamaktan da Allah'ı hatırlamış oluyorum. Çünkü ona bu emri veren Allah, aslında Allah böyle yapılmasını istiyor. Peygamberimizi de örnek olarak göndermiş. Sen böyle yapmayı onlara öğret demiş. Allah'ın bizden istediği, razı olduğu tarz bu ki ben kalben Allah'a da yakınlaşmış oluyorum. Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yatmak adabında, bakın hayatımızın en temel meselelerinde sünnet-i seniyeyi müraat ettiği dakikada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hayatımıza örnek almayı, yaşantımıza tatbik etmeye niyet ettiğimiz dakikada o adi muamele, yani hayatımızın bir parçası olan, ibadet etmek için ekstra bir gayret sarf etmediğimiz, zaten yemek yiyoruz, zaten su içiyoruz, zaten yatıyoruz değil mi? Yaşantımızı devam ettirmek için yapmak zorunda olduğumuz adetler, o adi muamele ve o fıtri amel, sevaplı bir ibadet ve şer'i bir hareket oluyor. Şeriata uygun bir hareket oluyor. Şeriat nedir? Kur'an-ı Kerim'deki emir ve yasaklar, Allah'ın bizden istediği, yani peygamberimizin ortaya koyduğu yaşam, hayat biçimidir. Ama Müslümanlara bazen sevimsiz bir kelime olarak görünebiliyor. Yani Müslüman mısın? Evet cevabı veren bir insan. Şeriat ister misin? Hayır cevabını verebiliyor. Neden? Bilmemekten dolayı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mükemmel hayatı, bizim için model olan hayatı, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bize bildirdiği hayatın canlanmış, vücut bulmuş halidir işte. Evet, ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder ve şeriat sahibi bu kanunları koyanın o olduğu, bu kanunları koyanın Allah olduğu hatırına gelir ve ondan şari hakiki olan, bu kanunları koyanın Allah olduğu hatırına gelir, şari hakiki olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccih olur, bir nevi huzur ve ibadet kazanır. Demek ki insan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesine ittiba etmeyi, hayatına örnek almayı yaşantısına geçirse kalben Allah'a yakın bir insan olur. E kalben Allah'a yakın olan bir insanın da bu dünyada huzursuz olması, mutsuz olması, bunalıma girmesi, strese girmesi, depresyona girmesi mümkün olmuyor. Çünkü her birimiz kendi dünyamızda, zihnimizde şöyle bir düşünelim. Hakikaten bu hayatta en huzurlu insanlar, bu hayatta en mutlu insanlar Allah'ı tanıyan ve bilen insanlardır. Cenab-ı Hakk'a tevekkülü sağlam olan, Allah'a teslimiyeti sağlam olan bir insana desen ki nasılsın, iyi misin? Velev ki bir sürü sıkıntısı bile olsa ne der? Elhamdülillah der, Rabbime şükürler olsun. Allah bu günümüzü aratmasın. Halbuki onun da belki bir sürü derdi vardır. Ama Allah'a olan tevekkül, Allah'a olan teslimiyet, imanından gelen kuvvet ona hayata karşı bir tutunma gücü veriyor.
Aynı soruyu Cenab-ı Hak'la arası açık. 40. hocaya demişler ya, neden demişler milletle Allah'ın arasına giriyorsun? Demiş, çünkü Allah'la araları açılmış. Aralarını yakınlaştırmaya çalışıyorum. Hakikaten Allah'la arası açık bir adama desen ki nasılsın? O adamdan şikayet duyuyorsun. Halbuki hayatını günahlarla geçiren bir insanın, günahlardan, Allah'tan korktuğu için kaçan bir insana göre daha mutlu olması lazım. Hayattan daha çok zevk almak için insan günah işlemez mi Ramazan abi? Daha çok mutlu olmak için günah işler. Ama tercih etmiş olduğu o hayat o insanı mutlu etmez. Günahlar diyor zehirli bir bala benzer. İnsanın ağzını tatlandırır. Ama dehşetli ardından karın sancılarıyla insanı zehirler. Evet. Bir sürü şikayet işitirsin. İnsan peygamberimizi örnek almakla, sünnet-i seniyeye tabi olmakla kalben Allah'a yakınlaşmış olur. Ve ondan şari hakiki olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccih olur. Bir nevi huzur ve ibadet kazanır. Fakat peygamberimizin hayatını örnek almak, sünnetini tatbik etmek, sadece böyle yemek, içmek, yatmak gibi basit adetlerle sınırlı değil. Bu birinci nüktede biz konuyu anlayalım diye en basit meselelerden misaller veriyor aklımıza yaklaştırmak için. Biz işin içinden çıkamadığımız en zor meselelerde bile, yani böyle hayatımızda kör düğüm imtihanlarla karşılaştığımızda bile, acaba benim burada karar veremediğim, işin içinden çıkamadığım bu meselede peygamberimiz olsaydı ne yapardı desek, onun aklına müracaat etsek, bizim için en selametli, en parlak, en aydınlık yol hakikaten görünür yani. Çünkü bir insan diyemez ki ya benim düştüğüm bu olayda peygamberimizin hayatından bir ışık bulamıyorum. Nasıl acaba peygamberimizin hayatında böyle bir çözüm var? Biz sünnet-i seniyeyi bilsek, siyer-i nebeviye dikkat etsek, peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hayatında bizim problemimizi çözecek en mükemmel ışık, önümüzü aydınlatan en mükemmel yol görünmüş olur yani. Mesela en alt tabaka işçilik nedir? Diyelim çobanlıktır. Peygamberimiz en alt işçilik tabakasını da yapmış. Mertebesine göre düşün artık, devlet başkanlığını da yapmış. Bir asker düşünse ordu komutanlığını yapmış. Bir öğrenci düşünse Kur'an'a en büyük muhatap, en birinci talebe Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. En iyi baba, en iyi dede, değil mi? Daha ala meratibim saysak mükemmel bir model Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bir hadis-i şerifte buyuruyor ki gelmeyene giden, vermeyene veren, hata edeni affedenden daha güzel ahlaklı kim vardır? Şimdi bunu birazcık tahlil edelim. Diyelim ki senin dar gününde gelmemiş adam sana. Bizde genelde millet ne der? Onun bir ihtiyacı olduğu gün gitmez değil mi onun ayağına? O kim ki ben ona gideyim diyebilir. Bak peygamberimiz sadece bu sözleri sadece sözde bırakmıyor. Yaşantısıyla da mükemmel bir model olarak ortaya koyuyor yani. Diyelim ki senin zor gününde elinden tutmamış bir adama sen zor gününde elinden tutamıyorsun. Zoruna gidiyor, ağrına gidiyor. İşte ben diyor işte düğünüme gelmedi. İşte benim şu programıma gelmedi. Üstünü çizebiliyor insan. Yıllarca gurur yapabiliyor yani. Diyor ki gelmeyene giden, vermeyene veren, hata edeni affedenden daha güzel ahlaklı kim vardır? Yaşantısıyla da bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mükemmel bir şekilde ortaya koymuş. Üçüncü nükte, bu fakir Said, her birimiz kendi üzerimize düşünelim bu, şimdi üçüncü nükteyi.
Bu fakir Metin diyeyim, siz kendi isminize düşünün. Eski Sait'ten çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbersizlikten ve nefsi emmarenin gururundan, nefsi emmare bizleri de tazyik ediyor değil mi? Nefsi emmarenin gururundan çoğu zaman istikametli yolda ilerlemekte zorlanıyoruz. Nefsi emmarenin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakaik içerisinde yuvarlandılar. Kah Süreyya'dan Seraya, kah Seradan Süreyya'ya kadar bir sukut ve suud içinde, bir alçalma ve yükselme içerisinde çalkalanıyorlardı. Bizler de hayatın çalkantıları içerisinde çoğu zaman rehbersizlikten, istikametsizlikten yuvarlanıp gidebiliyoruz. İşte o zaman müşahede ettim ki sünnet-i seniyenin meseleleri, hatta küçük adapları, mesela diyelim ki suyu sağ elle içmek sünnetin küçük adaplarından birisi. Sünnet-i seniyenin meseleleri, hatta küçük adapları, küçükler bile kıymetsiz kalmıyor. Gemilerde hattı hareketi gösteren kıblenameli birer pusula gibi. Mesela bir okyanusta bir gemi düşünün. Geminin okyanusa göre büyüklüğü ne kadar olabilir? Nokta kadar değil mi? Peki o gemideki o direksiyon ne kadar olabilir gemiye göre? O da bir nokta. İşte sünnet-i seniyenin meseleleri de, hatta küçük meseleleri bile o okyanusta geminin içerisindeki pusula gibi. Pusulanın kendisi küçük ama insanın doğru yolu görmesine sebep olduğu için mahiyeti ve neticesi büyük. Birer pusula gibi hadsiz zararlı, zulümatlı yollar içinde birer düğme hükmünde görüyordum. Hem o seyahat ruhiyede çok tazyikat altında gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zamanda sünnet-i seniyenin o vaziyete temas eden meselelerine ittiba ettikçe benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hiffet buluyordum. Bir teslimiyetle tereddütlerden ve vesveselerden, yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aklına müracaat etmediğimiz zaman, acaba şu yoldan mı gitsem, acaba bu yoldan mı gitsem, acaba şu yol mu faydalı, bu yol mu faydalı diye Efendimiz'e müracaat ettiğimiz an bu endişelerden kurtuluruz. Ne vakit elimi çektiysem, sünnetten elimizi çektiysek, bakıyordum tazyikat, hücum, saldırı çok. Nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yük ağır, ben de gayet acizim, nazarımda kısa, yolda zulümatlı. Ne vakit sünnete yapışsam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alsam, yol aydınlaşıyor, selametli yol görünüyor, yük hafifleşiyor, tazyikat kalkıyor gibi bir halet hissediyordum. Bir gün bu cemaatimizden bir abi bana telefon etti. Çok böyle sinirli bir sesi vardı. Dedi falan kes dedi bana şöyle şöyle yaptı. Söyle ben ona ne yapayım. Benden cevaz istiyor ki yarın ona iyi bir ders versin. Dedim ki peygamberimiz olsa ne yapardı? Onu yap. Tamam dedi, cevabı aldı. Hemen kapattı öyle deyince. İşte o zamanlarımda İmam-ı Rabbani'nin hükmünü bil müşahede tasdik ettim. Atladım ikinci nükteyi. İmam-ı Rabbani'nin orada bir beyanatını ifade ediyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki ben ruhi yolculuklarda mertebeler kat ederken, evliya mertebelerinde mertebe kat ederken o mertebelerde diyor baktım ki en parlak, en haşmetli, en letafetli yol sünnet-i seniyenin yolu. Hani bütün tarikatlar, hak tarikatların hepsi güzeldir. Her biri bir virdi veya bir zikri esas almış, onunla ilerlemeye çalışır. Ama bütün o tarikatlar, bütün yollar, bütün virdler, bütün zikirler içerisinde en parlak,
en haşmetli, en letafetli, en emniyetli sünnet-i seniye ittibağı esas tarikat ittihaz edenleri gördüm diyor. Hatta o tabakanın âmi evliyaları sair tabakatın has velilerinden daha muhteşem görünüyordu demiş İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bir insan hem evliya olup hem âmi olur mu Bekir abi? Mesela evliya ne demek? Mertebesi yüksek yani. Kalp ve ruhun derece-i hayatına çıkmış bir adam. Bir adam hem evliya olup hem âmi nasıl olabilir hocam? İnsanı düşündürebiliyor mu acaba bu? Yani eğer Allah katında daha yüksek evliyalar varsa onlara göre sayılabilir. Burada yani herhalde anlaşılıyor ki evliyalık yani ilim Allah katında kıymetlidir ama yani ilimden öte bir şeydir. Mesela birçok ilahiyat profesörü vardır namaz bile kılmıyor. Alim mi? Alim. Ama ilmiyle amel edebiliyor mu? Etmekte zorlananlar, tökezleyenler, yarı yolda kalan, hatta imanını kurtaramayan bile olabilir. Ama bir insan velev ki âmi bile olsa, âvam bile olsa kalben Allah'a öyle yakın insanlar vardır ki evliya mertebesindedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki ahir zamanın ihtiyar kadınlarına tabi olun. Onların dinine tabi olun. İmanları öyle kuvvetlidir ki sen dünyanın en kafası karışık felsefecilerini getirsin karşısına. Hayatta ona bir şey ikna ettiremez. Onu hak yoldan çeviremezler. Yani. İmanları çok güçlüdür onların yani. Ama belki okuma yazması yoktur yani. Benim mesela halam var 90 yaşında. Yani imanı öyle güçlüdür ki bütün köy onun evliya olduğuna ittifak ediyor yani neredeyse. Ama belki Fatiha'yı yarım yamalak okumayı biliyor yani. Evet, Müceddidi Elfisani İmam Rabbani radıyallahu anh hak söylüyor. Sünnet-i Seniyye'yi esas tutan Habibullah'ın zilli altında, Habibullah'ın gölgesi altında makam-ı mahbubiyete mazhardır. Yedinci nükte, sünnet-i seniyye edeptir. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını bir kelimeyle anlatın deseler, Peygamberimizi bir kelime değil, binler kelime de anlatmaya yetersiz gelir ama hani teşbihte hata olmasın, bir kelimeyle onu anlatmak icap ederse onu anlatacak en yakın kelime herhalde edep kelimesi olur. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor Aleyhisselatü Vesselam. Sünnet-i seniyye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. Bilim geliştikçe, teknoloji geliştikçe her halinin peygamberimizin, her hareketinin, her tavrının, her davranışının altında binler hikmetler ortaya çıkıyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş, edde beni Rabbi fe ehsene teedib. Yani Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyorsunuz, Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak tarafından onun eliyle bize ulaştırılıyor değil mi? Allah bütün insanlar içerisinden onu seçmiş, bizzat terbiye etmiş ve biz insanlara olan mesajını onunla göndermiş. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okuma yazmasının olmadığını görüyoruz değil mi? Şimdi bu kadar kapasitesi yüksek birisinin okuma yazmasının olmaması olabilir mi? Yani okuma yazma haşa öğrenemeyecek kadar zorlanan bir insan olabilir mi? Olamaz değil mi? Bak Kur'an-ı Kerim'in tamamı onun eliyle bize ulaşmış. Mükemmel hayatı ortada. Peki yani böyle bir zatın okuma yazmasının olmamasının altında yatan en büyük hikmet nedir? Cenab-ı Hak ona burada bir yasak getirmiş.
insanlar tarafından ona bir şey öğretilmesinin önü kapanmış. Ta ki zihinlere şüpheler iras etmesin, bu kendi zihninin eseridir denmesin diye, kendi yazdığı bir eserdir denilmesin diye Cenab-ı Hak ona okuma yazma öğrenmenin de önüne yasak getirmiş ve her şeyi bizzat Rabbi öğretmiş peygamberimize. Bana diyor Rabbim edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş. Evet, Siyer-i Nebeviye'ye dikkat eden, peygamberimizin hayatını şöyle bir okuyan ve sünnet-i seniyeyi bilen, katiyen anlar ki bir insan Siyer-i Nebi'yi okusa, sünnet-i seniyeyi bilse katiyen bir şeyi anlarmış. Bir sonuca varırmış. Katiyen anlar ki edebin envanı, bütün ahlaki güzellikleri Cenab-ı Hak Habibinde cem etmiştir. Tüm ahlaki güzellikleri Allah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir araya getirmiş, bizler için mükemmel bir model olarak göndermiş onu. Mesela diyelim adalet deyince aklımıza ilk kim geliyor? Hazreti Ömer geliyor değil mi? Ondan sonra edep deyince aklımıza ilk Hazreti Osman geliyor. Cesaret, şecaat deyince Hazreti Ali gibileri geliyor. Sadakat deyince aklımıza Hazreti Ebu Bekir geliyor ilk, ama aslında adaletin zirvesi peygamberimizdir. Ama peygamberimizin o özelliğine en çok benzeyen Hazreti Ömer olmuştur. Değil mi? Edebin zirvesi peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ama onun edepte en çok kendini benzetebilen, ona o konuda en çok yaklaşabilen Hazreti Osman olmuş. Sadakatin zirvesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Cesaretin zirvesi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ama biz onun şefkatini o kadar böyle yani muhteşem örneklerle okuyoruz ki sanki cesaret özelliği biraz perdeli kalıyor gibi zannediyoruz. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cesaretini incelediğimizde bakıyoruz ki orada da Hazreti Aliler, Hazreti Hamzalar geride kalıyorlar. Hazreti Ali diyor ki savaşın en kızıştığı yerde biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasına sığınırdık. Ondan cesaret alırdık. Şimdi mesela bir insanda diyelim cesaret çok zirve ise onun tam zıddı olan şefkatte bir zafiyet olur yani. Hem cesarette hem şefkatte mükemmel olamaz bir insan. Birbirinin zıddı olan huylarda birinde yükselme varsa birinde alçalma olur. Mesela hem iktisatta zirve olacaksın hem cömertlikte zirve olacaksın. Bu bir insanda görülebilecek bir şey değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela cömertliğine bakıyorsun. Savaş ganimeti olarak ona 100 deve kalmış. Bir tane gayrimüslim geçerken diyor ki bunların hepsi senin mi? Evet diyor. Adam vay be diyor. Diyor ki senin olsun. Bu yapılabilecek bir şey mi ya? Adam diyor ki yani bunu ancak bir peygamber yapabilir. Vermiş 100 deveyi vermiş yani. Ama iktisadın da zirvesinde, cömertliğin de zirvesinde. Cömertlikte bu kadar zirve olan bir insan iktisatta nasıl zirve olabilir ya? Az yani bu kadar 100 deveyi tasadduk edecek kadar cömert olan bir insan yani aynı manada iktisatlı olamaz. Azıcık savurgan olur. Ama iktisatta da zirve. İşte mükemmel bir model yani. Cenab-ı Hak örnek alabilmeyi nasip etsin. Edebin envanı, bütün ahlaki güzellikleri Cenab-ı Hak Habibinde cem etmiş. Onu da bir araya getirmiş. Onun sünnet-i seniyesini terk eden edebi terk eder. Peygamberimizin sünnet-i seniyesini terk eden edepten mahrum kalır. Beşad eddebeni, sünnet-i seniyeyi terk eden edebi terk eder. Bir edeb mahrum, beşad ez lütfi Rab.
kaidesine masadak olur, hasaretli bir edepsizliğe düşer. Bir de şöyle bir önemli nokta daha. Hepsi önemli de 11. nükteden küçük bir bölüm okuyalım. Ondan sonra Avrupa programı ile ilgili bir sinevizyon hazırlamışlar. Onu izleyelim. Onunla ilgili böyle birkaç oradan selamlar sizlere inşallah getirdim. İfade edeyim. İkinci mesele, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakim'de وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَز۪يمٍ ferman eder. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bize peygamberimizi öğrettiği ayetlerden biri de bu. Muhakkak ki sen pek yüksek bir ahlak üzerinesin diyor. Allah diyor peygamberimiz için böyle övgüyle methediyor. Mesela çok insanların içerisinde kalabalık bir insan kitlesinin içinde insandan makamca büyük birisi insanı övse insan duygulanıyor. Biraz fazla methetse insan ağlamaya başlar Metin abi. Ben ortaokula gidiyordum, takdir belgesi getirince böyle büyüklerimizden biri beni methetti, ben hemen ağladım yani. 15 Temmuz gazilerinden birisini Giresun'da veya Gümüşhane'de reisi cumhur şeye çıkardı. Kürsüye çıkardı bir mitingde. Onu methetti, elini omuzuna koydu, dedi bu çok yiğit bir adam. Bu çok kahraman bir adam. Vatanı için canını vermekten çekinmeyen bir dava adamı dedi bu adam. Adam hemen ağlamaya başladı. Yani dünyaca kendisinden makamca büyük onun gibi aciz bir insan onu methedince dayanamadı. Mikrofonu uzattı, dedi sen de bir şeyler söyle dedi. Adam sadece el işaretiyle dedi ki konuşamayacağım. Yani boğazında hal kalmadı adamın. Konuşmaya mecali kalmadı yani. E şimdi bakalım, alemlerin Rabbi olan Allah peygamberimizi en yüksek makamdan övüyor. Sen en yüksek ahlak üzerinesin diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu övgünün altından kalkabiliyor yani. Burada bir gün Mehmet Paksu Hoca ders yapmıştı. Demişti ki Allah bu hitabı hangi kuluna yapsaydı o kul ezilir ölürdü orada, biterdi yani. Hiçbir insan kalkamaz bu hitabın altından. Hani Hazreti Hamza'nın meşhur bir sözü var ya, ben diyor gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Gözüm görmüşse tamamdır yani, benim için korku bitmiştir diyor Hazreti Hamza. Bu kadar yani cesarette zirve olan bir insan diyor ki ya Resulallah, Cebrail'i çok merak ediyorum. Cebrail'i göster bana diyor. Peygamberimiz diyor ki kaldıramaz, dayanamazsın diyor Hazreti Hamza'ya. Ya Resulallah, gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam, kaldırırım diyor. Peygamberimiz Kabe'de Cebrail'in bir kanadını göstermiş. Hazreti Hamza düşüp bayılmış yani. Cenab-ı Hak peygamberimize diyor, sen muhakkak ki pek yüksek bir ahlak üzeresin. Burada onun kapasitesinin büyüklüğünü anlamamız lazım yani. Rivayat-ı sahiha ile sahih rivayetlerle Hazreti Ayşe-i Sıddık'a radiyallahu anha gibi sahabe-i güzin, böyle güzide sahabeler Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı tarif ettikleri zaman, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın vefatından daha 2 ay, 3 ay gibi ancak bir zaman geçmiş ama sahabelere bu kadar, o kadar dert olmuş ki, yüreklerine bu dert o kadar oturmuş ki onun vefatının acısına dayanamaz bir hale gelmişler. Gitmişler Ayşe annemize, demişler ki ey müminlerin annesi, ey Ayşe annemiz, biz Resulullah'ın vefatından sonra onun ayrılığının acısına dayanamaz bir hale geldik. Bize biraz peygamberimizden bahsetsene demişler. Hazreti Ayşe'nin onlara verdiği cevap, Hazreti Peygamber'i tarif ettiği zaman Hazreti Ayşe'nin hulukuhul Kur'an diye tarif ediyordu. Yani Kur'an'ın cisimleşmiş hali, Kur'an'ın vücut bulmuş bir hali olarak tarif etmiş Hazreti Ayşe Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı. Siz Kur'an okumuyor musunuz demiş. O yaşayan Kur'an'dır. O yürüyen Kur'an'dı diye tarif etmiş. Yani Kur'an'ın beyan ettiği mehasini güzel ahlakın misali
Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Bir insan, şimdi hani son zamanlarda Kur'an Müslümanlığı diye bir şey var ya, bir insan Kur'an Müslümanı olmak istiyorsa direkt Peygamberimizi yaşantısına tatbik etmesi lazım. İşte o zaman gerçekten Kur'an Müslümanı olursun. Kur'an'ın bizlere öğrettiği güzel ahlakın modeli Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Ve o mehasini, o Kur'an ahlakını, o güzel ahlakı en ziyade imtisal eden, yaşantısına tatbik eden ve fıtraten o mehasin üstünde yaratılan odur. İşte böyle bir zatın ef'al, ahval, akval ve harekatının her birisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiilleri, sözleri, davranışları, hali, hareketi, her birisi nevi beşere birer model hükmüne geçmeye layık iken, bizim için birer model olmaya layık iken, ona iman eden ve ümmetinden olan gafillerin, bakın acıklı bir ifade, hem onun ümmeti olmak, hem de ona iman eden ve onun ümmetinden olan gafillerden olmak. Onun ümmetinden olup da ondan nasipsiz kalmak. Yani sünnetine ehemmiyet vermeyenlerin veya sünneti küçümsemek isteyenlerin, değersiz göstermeye çalışanların ne kadar bedbaht olduğunu divaneler de anlar. Ben az önce dersten önce Peygamberimizin sünnetleri diye şöyle bir internete baktım. Zihnimizde şöyle kısa bir hatırlamaya vesile olsun diye, herkesin zihninde farklı farklı manalar tabii ki vardır. Böyle şunları mesela 80 tane sünnet söylemiş. Ben 5-10 tane böyle okuyayım. Affetmek. Bir üniversitede İstanbul'da anket yapmışlar. Demişler ki Peygamberimizin aklınıza gelen sünnetleri nelerdir? Yani sakal, sarık ve yemeği tavağını bitirmekten başka zihinleri zorlamışlar. Akla bir şey gelmemiş yani. Yani burada yanlış anlaşılmasın. Sakal sünneti Peygamberimizin kuvvetli bir sünnetidir. Sarık sünneti kuvvetli bir sünnetidir ama zihinlerde öyle bir adam tasavvur etmişler. Ama onun ötesinde bir şey tanınmıyorsa, o zaman tanımayınca örnek de alamıyor. İnsan yaşantısına tatbik edemiyor yani. Bak Peygamberimizin affetmek diye bir sünneti var ya. Can düşmanlarını affetmiş. Bugün biz küçük meselelerde yıllarca birbirimizle konuşmuyoruz değil mi? Etli yemek diyor. Mesela et yemeğini sevmek de Peygamberimizin sünnetidir. Bakıyorum koku sürmek, sohbet etmek, kabak yemek çoğumuzun itibar etmediği bir yemektir. Teravih kılmak, selam vermek, yardımlaşmak, sarılmak, musafaha etmek, bak birbirimize Allah için hiçbir menfaatimiz yokken sarılıyoruz değil mi? Sahur yapmak, düzenli olmak, ilim öğrenmek, sessiz ağlamak, sadaka vermek, ezanı dinlemek, iki öğün yemek, teşekkür etmek, temiz giyinmek, birbirini sevmek, pazarlık yapmak, hal hatır sormak, tebessüm etmek, misafir ağırlamak, kıyafeti katlamak, ölümü hatırlamak, misafiri uğurlamak, sevdiğini söylemek, birbirine sabretmek, doymadan kalkmak, yerde yemek yemek, gül suyu kullanmak, davete icabet etmek, Vakıa suresi okumak, rızkın bereketine vesiledir. Misafire ilgi göstermek vesaire, böyle birçok sünnetleri burada ifade ediliyor. Cenab-ı Hak yaşantımıza
azami derecede tatbik etmeyi nasip eylesin inşallah.